Evet, kendini de bir tanıtır mısın bize? Evet, ben Tahsin Demir. Serik, Gökçepınar Mahallesi'nden. İşte geçimimiz bu. Ne yapıyorsunuz? Geçimimiz burada yalnızca biz yaprak görüyoruz. Evet, siz bunu bir anlatın bize. Bunu kesiyorum. Güneşe seriyorum. 10-15 gün kuruduğu zaman çırpıyorum. Sonra? Sonra satıyorum. Şöyle. Kim alıyor ve niye alıyor bunu? Sonuçta bir yaprak. Vallahi niye aldığınızı biz de bilmiyoruz ama herhalde yağ oluyor ve ilaç oluyor. Şimdi bunu yapan Mersin'i, yapraklarını kanser ilacı yapıyor diye duyduk. Yapıyorlarmış. Olabilir. Yani çok değerli bu. Olabilir. Şeyi de bunun o yemişleri sarı ya da siyah. Siyahları daha değerli. Evet. Sarılarından ve siyahlarından da reçeli falan yapılıyor. Olabilir. Siz peki onları değerlendiriyor musunuz? Yok. Yani yemişlerini? Yok, sadece biz bunu satıyoruz. Başka onu değerlendirmeyiz. Şey, pazarda görüyoruz ama şey yemişlerini satıyorlar o sarı sarı. Ya yapılıyor olduğunu duyduk da. Aroması çok güzel. Yani o kokusu, lezzet çok güzel. Daha önce ben dağdan toplamıştım. Doğrudur. Güzel. Peki ya bu ne kadar yapıyor kilosu? Vallahi şimdi bu 1 lira 40 kuruş şimdi ya. Yazın sezonunda 1 milyon 100 milyon 200 ile başlıyor. Bu zamanlara doğru işte bize çok doğru. Kilo yapmaz ki ya yaprak sonuçta. İşte bir de kuruyor ya. 1400, 1300 o şeyi de geçiyor. Peki yılda ne kadar yapıyorsunuz böyle? Vallahi ben fazla yapmıyorum zaten bunu da. Ben sezonluk çalışıyorum işte boş zamanlarda bununla değerlendiriyoruz. En iyisi tabii ya. Yapraklarını satıyorsunuz. Şeylerde kalan o çeri çöpünde herhalde yakıyorsunuz ya evet, da evet. Kenarda duruyor işte yakıyorsunuz. Kenarda duruyor onları yakıyorsunuz. İyi. Evet. Bunun dışında başka işle uğraşıyor musunuz? Ya işlerle uğraştığımız iş bir sezonluk ormanda çalışıyoruz. Başka da bir uğraştığımız yok. Hayvancılık bitti, çiftçilik bitti işte böyle. Ya hakikaten yolumuz da çek şöyle bir yolumuz da görsün yukarılanlar. Tabii bu yolun neden olduğunu biliyoruz. Evet. Taş ocakları bilmem ne her tarafta pıtrak gibi taş ocakları var. Bahar onlar ya. O taş ocaklarına gidip gelenlerin arabaları şunları bunları yolları mahvediyor. Onu başkaları da söyledi şimdi bize. Şu ileride camının önünde evi benim bak 2 sene toz yiyorum işte. Öyle, araba kaldırıyor ben yiyorum. Evet, çocuklar yani öyle. Yaz kış kamyonlar gidip geliyor. Evet. Yaz kış burada mı duruyorsunuz? Evet. Yaz köyde camının yanında. Evet. Ha yani ben sandım ki kışın Serik'te duruyorsunuz. Yok. Köyde. Evet. Yani her şey iyi diyorlar ya ekonomi. Kahvemiz yok, bir şeyimiz yok. İşte haftada bir hılkıt imkanlarımızla çıkıyoruz, dağ tepe geziyoruz. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Yani artık zaten bir dünya işsiz insan var. Milyonlarca insan işsiz. Bizim yaşımızda kimseye de tutup iş vermezler. Evet. Ama ne yapalım? Kahveye de gitmiyoruz. O sigara dumanında bilmem ne de kalmaktansa. Bu televizyon hangi televizyon? Hangi televizyon mu?